Herkese kocaman bir merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Evet, standart bir giriş yapıyorum çünkü farklı bir video çekmiyorum. Aslında herkesin çektiği videodan çekiyorum. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Benden çok istemiştiniz. Ben de 2 ay aşağı yukarı evet 2 aydır yaptığım alışverişleri birleştirdim ve size bunları göstermek istiyorum şimdi. Bu aslında tam bir yaz alışverişi de değil, bahar alışverişi de değil, çok arada bir alışveriş. Umarım beğenirsiniz. Hemen videoya geçmek istiyorum. Şimdi kategorilere ayırdım. Elbiseler, etekler, pantolonlar, üstler ve işte çanta, aksesuar vesaire vesaire şeklinde. Önce elbiselerden başlıyorum. İlk elbisem. Tatam. Hop, böyle olduğunda tabii hiç belli değil ne oldu. Şu şekilde bir up uzun bir elbise. Bu elbise dümdüz geliyor. Bir adet kemeri var kendi kumaşından. Bu kemerle belinize bağlayıp istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. En güzel özelliği ise yandaki şu detayları. Aslında dizinizin üstünde biten bir detay var yanlarda. İki tarafı açık oluyor. Bu elbise yani şu an böyle ne olduğu anlaşılmıyor ama şu an böyle çok anlaşılmıyor ama ne oldu? Üste çok şık duruyor. Bunu ben 5'in bir cam polatlardan almıştım. Yani Instagram'da görmüştüm üzerlerinde giydiklerini. Bayıldım. Hemen gittim. Onu aldım. Ama henüz giymeye fırsat bulamadım. Bunu giyer giymez zaten Instagram'dan paylaşmayı düşünüyorum. Beni takipte kalıp görebilirsiniz. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum size. Böyle bol gelen şeyler. Ay bu bana olmaz demeyin sakın. Üzerinize bir giyin. Hiç ummadığınız kıyafetler çok şık durabiliyor. O yüzden bence kıyafetlere şans verin. Mümkün olduğunca deneyin ve alın. Gerçekten çok güzel. Ha bir de fiyatını söylemem gerekiyor galiba. Bunun fiyatı 140 liraydı. Bence yazın kurtarıcısı bir elbise. İkincisi ise böyle biraz aslında yaz elbisesi değil bahar elbisesi gibi. Şöyle siyah. Uzun kollu bir ama mini eteği olan bir elbise. Bunu ben Trendyol'dan aldım. Uygundu, 40 lira falandı. Bu elbiseyi kaçırmak istemedim o yüzden. Böyle etek detayı fırfır şeritleri var eteğinde ve kollarında. Çok şık duruyor. Normalde kısa boyluysanız böyle fırfır detayları, eteğin ucundaki fırfır detayları boyunuzu olduğunuzdan kısa gösteriyor. Ama bu elbise komple bol geldiğinden midir bilmiyorum. Hiç öyle göstermedi. Tabii şu an yaz bunu giyemeyeceğim ama yaz sonuna doğru giymeye başlarım. O zaman da zaten görürsünüz üzerimde. Çok güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. İki tane elbisem varmış. Şu an onu fark ettim. Şu ekran çekim gözüküyor. Şöyle aldım. İki tane elbisem var ama bu sene elbiseler böyle çiçekli fırfırlı desenliler çok moda. Onlardan da almayı düşünüyorum. Şimdi gelelim eteklere. Tatam bir adet şık 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 bir etek aldım. Tam bir şıkır şıkır bir etek aldım. Bunu Pull&Bear'dan kaç liraya almışım? 40 liraya indirimden aldım. Çok beğendim. Üstte duruşu çok güzel. Üzerine böyle mesela atıyorum yaz akşamları böyle şık bir yere giderken giyebileceğiniz bir elbise, ay etek. Üzerine beyaz basic bir tişörtle güzel şık bir takıyla tamamladığınızda gayet güzel olur. Aslında zaten artık hani gece şıklığı diye bir şey yok. Artık mesela bunu gündüz de spor ayakkabılarla giydiğinizde çok şık oluyor. Bunların böyle birbirine girmesi çok güzel değil mi ya? Hiç uğraşmıyorsunuz. Gece giydiğiniz şeyi gündüz de giyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir moda oldu böyle. Her şeyin altına spor ayakkabı modası efsane. Neyse konuya gelecek olursak bunu gördüğümde çok beğenmiştim. Ama bedeni yoktu. 2 tane kalmıştı. X small'da yoktu. Ben medium aldım ama bel lastikli olduğu için yani beni kurtardı. Bu indirim zamanları kıyı köşeye çok güzel bakmanız gerekiyor. Çok güzel parçalar kalıyor. Bedenleri uymuyor bazen ama onları da deneyin. Hiç ummadığınız şeyden çok güzel. İkinci eteğim ise tatam bunu giydim. Şu zamana kadar ki hiçbirini giymedim ama bu eteği giydim. Bu eteğe bayılıyorum çünkü puantiye çok moda. Böyle yandan derin bir yırtmacı var. Gösterebiliyor muyum şu an? Evet. Yandan derin bir yırtmacı var. Tiril tiril bir etek. Yazın vazgeçilmezi bir etek olacak benim için. Tek dezavantajını söylüyorum size. Bunu denemeden aldım. Denemeden aldığım için de tam bu karın bölgesinde bir adet şeyi var. Ne derler buna? Büzgü. Bu büzgülük de karnınızı bir tık fazla gösteriyor. Çok fazla değil. O yüzden bunu giydiğinizde karın içeride gezmeniz gerekiyor anlayacağınız ama çok şık. Yani eğer böyle bir eteğiniz yoksa puantiyeli bir etek alın. Üzerine kırmızı giyin, sarı giyin, beyaz giyin, siyah giyin ve eteğinizi patlatın diyorum.
Çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum. Bunun fiyatını da söyleyecek olursam eğer, bu da 60 lira falandı galiba, hatırlamıyorum. Özür diliyorum sizden etiketini kestiğim için. Bir başka eteğim ise yine böyle uzun, tık tık, asimetrik kesimli bir etek. Tam bir yaz kurtarıcı eteklerinden. Bunu da Trendyol'dan almıştım. 40 lira olması gerekiyordu. Giydim. O yüzden et fiyatını söyleyemiyorum size. Trendyol'un bütün ürünleri çok kaliteli değil. Şansınız oluyor birazcık. Böyle geliyor. Beğenmediğinizi, ben özellikle çok çok kalitesini beğenmediğim şeyleri iade ediyorum. Ama bunu beğendim. O yüzden bunu yaz için aldım. Çok kurtarıcı ve şık bir etek. Bir başka eteğim ise bir adet pembiş etek. Bunu Koton'dan aldım. 60 liraya almışım. Çok güzel bir etek. Rengine vuruldum aldım. Yani burada da biraz önce söylediğim aslında etek, yani mini eteklerdeki uç kısımlarındaki fırfırın boyu basma olayı evet mevcut. Ama eteğin rengine bayıldım. Tam bir yaz cıvıltısı. Yani buradaki parçalardan en yaza uygun olan parça bu oldu şu an. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu biraz bahar alışverişi gibi oldu bence. Ama bu etek çok güzel. Sırada pantolonlar var. Pantolonu ben çok giyiyorum. Yani etekten çok pantolon giyiyorum. Çünkü iş yerime topu taşımayla gidiyorum. Bu yüzden de etek çok rahat olmuyor açıkçası, koştur koştur. Ama etek de giyiyorum tabii ki. Ama sıklıkla, yani daha oran olarak fazla pantolon giyiyorum. O yüzden pantolonlara gelelim. Evet, aldım pantolonları. Pantolonum beyaz. Yanlarında şerit detayları olan bu pantolon. Slim bir pantolon ama bunaltmıyor sizi. Yani çok rahat giyebiliyorsunuz. Bu çok önemli çünkü ben yazın dar pantolonlar, dar şeyler mümkün değil, giyemiyorum. Bana bir afakanlar basıyor. Çok yaz insanı değilim çünkü. Yani sıcakla pek aram yok. Ama çok üşüyen de bir insanım. O da başka bir ironi zaten. Böyle bir pantolon aldım. Dediğim gibi yanlarındaki şeritler var. Bu sene böyle şeritli pantolonlar çok modaydı. Bunu da 90 liraya almışım. Stradivarius'tan. Henüz giymedim. Giyeceğim. Kalıbı çok güzel oturuyor. Yani vücudunuzu tam oturan bir kalıp. Ve giydiğinizde çok şık duruyor. Bu pantolona bayıldım. Üzerine istediğiniz renkli de kombinleyebiliyorsunuz. Bir başka pantolonum ise bu renkte. Ay, şu an çok kırışıp utandım. Bunları katlayarak koyuyorum. Asmam gerekiyor aslında. O yüzden böyle kırışıyorlar. Neyse, sonuç olarak böyle yüksek bel, beli lastikli, gayet rahat giyilebilecek yazın bir adet pantolonum var. Ben rengine vuruldum. Bu rengi çok seviyorum. Bence çok asil duran bir pantolon rengi. Sizce de öyle değil mi? Yani bu renk bir pantolonunuz yoksa alın. Bu renk bir ceketiniz yoksa kesinlikle alın. Giydiğinizde ne kadar şık olacağınızı buraya yazıyorum. Şuraya yazdım. Çok şık, yüksek bel bir pantolon. Bunu Koton'dan aldım. 50 liraya falan almıştım galiba. Koton'un ürünlerini çok kaliteli bulmuyorum. Yani kaliteli ürünleri yok. Çok uzun soluklu giyemiyorsunuz maalesef. Ama benim gibi böyle sezonluk giymeyi seviyorsanız böyle alıp 1-2 sene giyip ondan sonra giyememeye başlıyorsunuz. Çok fazla para vermeyip sezonluk giyinmeyi seviyorum. Ama eğer ben hayır para vermek istiyorum ve bunu uzun soluklu kullanmak istiyorum diyorsanız çok Koton'a yanaşmanızı önermem. Ama şık parçalar da geliyor. Bazı parçaları kaliteli de olmuyor değil. Şans. Mesela bu parçası. Bence bu çok kaliteli bir pantolonu. Bunu da indirimden bulduğumda aldım. 30 lira falandı. Karıştırırken dedim ki bu neymiş ya, böyle bol bir pantolon. Sonra bir baktım, güzel mi acaba dedim. Bir denemek istedim. Şans verdim, bayıldım. Yanları böyle yırtmaçlı pantolonun. Efil efil bir pantolon. Tam bir yaz pantolonu. Bayıldım. Çok güzel. Bunu da Koton'dan aldığımı söylemiştim değil mi? Çok güzel. Bence kurtarıcı bir pantolon. Gelelim son parçama. Bu son parçam da kırmızı bol bir pantolon. Yanlarında tabii ki yırtmaç gibi değil aslında. Böyle İspanyol paça gibi duruyor. Çok şık. Yani giydiğinizde çok şık duruyor. Yüksek bel bir pantolon var. Bu da aslında yaz kategorisine girebilecek bir pantolon renginden dolayı. Çok şık duruyor. Böyle bunu Trendyol'dan almıştım. Bunu Trendyol'dan tabii üst fiyatı yazmıyor. 40 liraya falan almıştım indirimde. Bunu da böyle atabilirim. Gelelim üstlere. Üst aslında çok fazla parça almadım. Basic parçalarım yoktu benim. Onlar üzerinden gittim. Mesela böyle Stradivarius'un her sene aldığım fix bir beyaz tişört, fix tişörtlerinden var. Bunu
Sarısı şu an elimde ama bunun beyazını da aldım, siyahını da aldım. Bunlar çok kurtarıcı. Yani her şeyin üzerine giyip çok şık bir küpe, çok şık bir kolye taktığınızda bütün basic tişörtleri mükemmel bir hale sokabilirsiniz. O yüzden basic tişörtler, yani bu dümdüz yazısız tişörtler gardırobunuzun olmazsa olması gerekiyor bence. O ne cümleydi ya? Şöyle bir adet üst aldım. Gördüğünüz gibi böyle crop top gibi geliyor. Düşük omuzlu. Böyle şık ama çok böyle göğsünüzün altında değil. Gayet tatlı bir boyda. Yüksek bel pantolon giydiğinizde çok fazla teniniz gözükmüyor. Ya bu sene böyle crop topların moda olması canımı yakıyor. Çok sinirimi bozuyor. Çünkü bunu giydiğinizde vücudunuzun ne kadar da kötü olduğunu görüyorsunuz ve çok üzülüyorsunuz. Neyse, dediğim gibi çok üzülüyorsunuz ve buna bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. O çözümlerden biri de spor oluyor. Açıkçası bu moda yüzünden spora başlamayı düşünüyorum şu an. İyi de güzel bir yönden. Aa, konuşamadım. Güzel bir yönden işe yaradı benim için. Pilates'e başlayıp sıkılaşmayı düşünüyorum. O zaman daha şık giyeceğim. Şimdi giyerken karın içeride yüksek bel daracık bir pantolonla giydiğimde o zaman hiç anlaşılmıyor. Yani karnınızdaki hafif şeyler, yağlanmalar. Sonuç olarak bu parçaya bayıldım. Bu parçayı ben şeyden aldım. BSL. BSL diye mi okunuyor bilmiyorum. Ama Nişantaşı'nda bir butik var. Kıyafetleri çok güzel. Onu da buradan aldım. Fiyatı da 50 liraymış. Ama çok şık bir parça. Kotların üzerine çok yakışmaz mı? Bence mükemmel olur. Sonra iki tane şöyle yine dediğim gibi basic parçalara geldim. Bu basic parçada bu tarzda göğüs bölgesi yukarıda. Nasıl bir tabir oldu ya bu? Onlardan galiba bunları ilk Zara üretti. Ama sonra herkes yapmaya başladı. Ben de bunu yine aynı butikten aldım. 40 liraya almışım. Bunun kesimi çok güzel. Üzerine böyle güzel güzel kolyelerle, şıkır şıkır kolyelerle mükemmel duruyor. Pantolonlarla ben seviyorum. Böyle eteklerle çok sevmiyorum. Üstü açık, altı açık hiç sevmiyorum. Bir tarafı açık olacak, bir tarafı daha kapalı olacak gibi hep kombinlerimi yaparım. O yüzden bunu pantolonlarla daha çok yakışacağını düşünüyorum. Ya da uzun eteklerle. Ve bir de aynısının beyazını aldım. Gelelim çanta alışverişime. İki tane çanta aldım. Bir tanesi böyle siyah kutu gibi bir çanta. Çok kullanışlı, çok beğendim ve çok kaliteli bir çanta. Bunu Twist'ten aldım. 100 liraya almıştım galiba. İndirim vardı. Onu kaçırmak istemedim. Çok güzel ve kaliteli bir parça. Bunu böyle de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde omzunuza da asıp kullanabiliyorsunuz. Ayrıca askınız da var. Öyle de kullanabiliyorsunuz. Hakan Bey eğer videomu bozmasaydı. Aşkım neden konuşarak içeri giriyorsun? Soğudun mu? Üşüdüm. Bu da böyle çok güzel bir çanta. Twist'ten almıştım indirimden. Twist'ten bir de böyle... Ya bırak bu işleri. Allah Allah. Pislik ya. Bir de Twist'ten bir bel çantası aldım. Bunu ne zaman giysem herkes soruyor. Taksam giysem olmadı. Taksam herkes soruyor. Bel çantaları bu sene çok moda. Eminim siz de almışsınızdır bir tane. Almadıysanız alın. Stradivarius'ta da var galiba. Çok güzel siyah mesela. Çok güzel çanta şey, bel çantaları var. Bayılıyorum. Çok güzel değil mi? Bir de her renkte olacak böyle payet mi deniliyor? Pullu pullu. Tam bir yaz çantası bence. Çok rahat kullanımı da. Bu modayı çok sevdim. Bu modayı tuttum. Mesela crop top gibi değil. Bu moda güzel, kullanışlı bir moda. Çantalarım bu kadardı. Gelelim gözlük alışverişime. Bir tane Mango'dan böyle cat eye modasına uygun bir gözlük aldım. Çok şık değil mi? Bayıldım. Biraz yüzüme büyük olduğu söyleniyor ama çok şık, dayanamadım. Bunu da 50 liraya falan almıştım. Bunlar birazcık aksesuar gözlükleri açıkçası. Güneşe bunlarla çıkmıyoruz. Ama güneşe çıkabileceğim mükemmel bir gözlük aldım. Çok şık ve modaya uygun bir gözlük aldım. Buna bayıldım. Çok güzel değil mi? Vogue markasının Gigi Hadid koleksiyonu. Ama çok güzel bir gözlük. Ay bayıldım, aşk yaşıyorum bu gözlüğüm. Ve iki tane AliExpress gözlüğü 2 dolara, 3 dolara aldım. Fotoğraf çekmek için. Lan gözlüklerimizden sadece tabii ki bunlarla fotoğraf çekiyoruz. Güneşe asla çıkmıyoruz. Gözlerimizin kör olmasını istemeyiz çünkü. Bir tane bu var. Ya benim yüzüm küçük olduğu için bütün gözlükler bana büyük. Bir tane de yani bu gelirken biraz haşatı çıkmış bir gözlük. Ama şöyle.
bu tarz bir gözlük. Yamuk duruyor zaten şu an farkındaysanız. Ama bunu ben takarken, fotoğraf çektirirken hafif şöyle el hareketleriyle ya da kafamı yamuk tutarak bunu birazcık fotoğrafta yedirebilirim diye düşünüyorum. Ama bu da çok şık. Zaten bunu böyle takamıyorsunuz. Kirpiklerinize değiyor. Bilmiyorum ama böyle retro bir gözlük. Ve son olarak bir adet kasketim var. Çok beğendim. Normalde bu kasketlerden çok istiyordum ama nerede taktıysam hiçbiri olmadı. Ya kafama çok büyük geldi ya da çok büyük geldi. Küçük bulamadım. Ve yaz olan, yani bu keten gibi bir kumaş. Hiç kumaşlardan da anlamam. Böyle ince kumaşlı bir şey arıyordum açıkçası, böyle kasket. Yazın takabilmek için. Şu an tabii saçım toplu olduğu için arkasına çok girmiyor. Ama ben çok sevdim. Bunu da nereden aldım biliyor musunuz? Ortaköy'deydim. Ortaköy'de böyle bir şapkacı var direkt girişinde. Oraya girdim. Böyle tezgahında vardı. Bir takayım dedim. Cuk oturdu kafama. Dedim ben bunu alıyorum. 35 liraydı. Dedim nakit veriyorum. 30 olsun. 30 liraya da bu şapkayı aldım. Bunu da herhalde kafamdan hiç çıkarmam. Zaten çıkarmıyorum da. Çok beğeniyorum çünkü. Bu alışveriş videosu bu kadar. Aldığım şeyler. Ama eksiklerim çok var. Takı alışverişi yapmak istiyorum. Birazcık takı aksesuar almak istiyorum. Beyaz bir çanta almak istiyorum. Ve daha yazlık ayakkabılarımı çıkarmadım. Yazlık ayakkabılarımı da çıkardığımda büyük ihtimalle eksiklerimi bulup sandaletler, terlikler alırım diye düşünüyorum. İlk alışveriş videomdu ve ben çok heyecanlandım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, ne söylemem gerekiyor, neyi anlatmam gerekiyor çok fazla bilmiyorum. Ama siz yorumlara yazarsanız ben de kendimi bu yönde düzeltirim. Buraya kadar izlediyseniz hemen bir like istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.